Şişeden şişeye etil alkol aktarımı yapan hemşire Gizem Elif Türk, erkek hemşire arkadaşı Önder Erarslan'ın elindeki çakmağı ateşlemesiyle alevler içinde kaldı. Bir yıl önce yaşanan bu felakette ölümden dönen Gizem hemşire çok zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Tedavi parasını çıkarabilmek için Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bile katıldı. O zor günleri geride bırakmayı başaran Gizem hemşire şimdi de yaşadığı acıların hesabını soruyor. Bu estetik operasyonlar çok pahalı olduğu için belli bir miktarın üzerinde biz karşılayamıyoruz. Hastanemiz de aynı şekilde öyle. Tedavi parasını yarışmadan çıkaran hemşire şimdi kendisine yaşatılan acıların hesabını soruyor. Hastanede acil servisinde etil alkol patlaması oldu. Kazara diyelim. Etil alkol patlamasından sonra şöyle, o patlama esnasında nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama bir anda bir patlama oldu orada. Ben çalışırken oldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Gizem Elif Türk ve hemşire arkadaşı Önder Erarslan pansuman için şişeden etil alkol aktarımı yapıyordu. İddiaya göre alkol saf mı, solu mu diye soran Erarslan, yakayım mı seni dedikten sonra çakmağı ateşleyince bu dehşet anları yaşandı. O patlamada ileri derecede yandım. 2 ay bir yoğun bakım sürecim oldu. Daha sonrasında fizik tedavilerim falan o şekilde devam etmeye çalıştım. Bir yandan da işime devam ettim. Gizem Türk'ün elinde alkol şişesi patlayınca o ve temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı alevlerin arasında kaldı. Yardımlarına mesai arkadaşları ve hastalar koştu. Kocaeli'nde yanık ünitesi var. Oraya sevk oldum. Yanıklarım ileri derecede olduğu için neredeyse 15 üzeri bir ameliyat geçirdim. Kocaeli ile Zonguldak arası orada bile ölüm riskim vardı. Ondan sonra hayati tehlikem hala devam ediyordu. 2 ay boyunca da devam etti. Feci şekilde yanan Gizem hemşire ölümün eşiğinden dönmüştü. Tedavi parası için ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Annem bu yarışmaya katılmadan önce bir şans sana dedi, dene dedi. Oradan çıkacak olan parayı inşallah estetikte kullanırsın dedi. O yarışmadan tedavisinde kullanabileceği 30 bin lira kazandı. Sıra acılarının hesabını sormaya gelmişti. Hakim karşısına çıkarılan hemşire Önder Erarslan'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşmada elinde çakmak olmadığını söyleyen Erarslan'ı yalanlayıp çakmağı yaktığını gözüyle gördüğünü anlattı. Mahkeme olayla ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Acılarının hesabını henüz soramayan Gizem hemşire sosyal medyadan Erarslan'a sitem etti. Bugün yanlış ve yalan beyan vermiş oldun. Bu vicdanın seni uyutuyorsa hiçbir şey demiyorum. Daha sürecek bu dava ama merak etme, Allah'ın adaleti şaşmaz.